Selamun Aleyküm arkadaşlar. Fikir Sepet'te örgü kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün boncuklu örgüye nasıl başlarız onu anlatacağım sizlere. Ee, aslında çift iple başlama diyorlar ama ben boncuklu başlama diyorum. Ee, iki i̇ki tur başlanıyor arkadaşlar. iki farklı yapılıyor. Ben öyle yapıyorum. Ee, birinde ikiye katlayarak ipimizi yapıyoruz. Birinde üçe katlayarak yapıyoruz. Bugün ben ikiye katlayarak nasıl olur onu anlatacağım sizlere. Ee, onu yapacağız. Bir sonraki videomda da inşallah ipimizi 3'e katlayarak yapacağız. Şimdi bir miktar ipimizi bu şekilde 2'ye katladık. Bakın burada ucu ne kadar ilmek atacaksak ona göre kendimiz ayarlıyoruz. Şimdi ben kendi atışıma göre anlatacağım. Şimdi arkadaşlar şu ipi bırakıyorum. Tutuyorum bu şekilde bakın iki ipi birden şunu bunların etrafından geçirip buradan şuradan bir düğüm çıkartıyorum. Bu şekilde. Bu düğümü ben şişime geçireceğim. Şişime geçirdim ve burayı sıkıladım. Şu şekilde geçirelim ve sıkılarım. Bu birinci ilmeğimiz arkadaşlar. Birinci ilmeğimizin burada tek olması için bu şekilde atıyoruz. Şunu da şurada biraz bırakalım arkadaşlar. Bu ipimizi biraz kalsın ki şöyle hatta biraz daha çekeceğim bağlamak için bize burayı temizleyip bağlamak için lazım olacak Yoksa bu atlar sökülebilir bunu böyle biraz uzun bırakalım sonra temizleyeceğiz onu şimdi çift ipim benden tarafta yumaktan gelen tek ipim de bu tarafta Öncelikle ben dediğim gibi kendi attığım gibi ilmekleri göstereceğim sizlere ben bu şekilde atıyorum bakın şurada iplerimi bu şekilde tutup parmağımı geçirip bu şekilde ilmeklerimi alıp atıyorum. Siz nasıl atıyorsanız kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. Ee, önemli olan noktaları şimdi anlayacaksınız zaten. Şimdi arkadaşlar bu parmağım hiç yerinden oynamayacak. işaret parmağım. Hep aynı duracak. Baş parmağımı sürekli değiştireceğim. Şimdi baş parmağımı ipimin iç tarafından giriyorum. Bu şekilde dışarı doğru doladım. Dışa doğru çevirince buradaki dıştaki ipliğimden girip karşı taraftan ilmeğimi çıkarttım bir. Bunu da sayıyoruz tabii iki bununla beraber. Şimdi tekrar baş parmağımı arkadaşlar bu ipimin bu çiftli ipimin şöyle tutalım bu çiftli ipimin dışından içine doğru doluyorum ve içteki ilmeğimi alıyorum içteki ipten alıp bu şekilde karşı taraftan ilmeğimi aldım çıkardım şimdi tekrar parmağımı içten takıp dışa doğru çevirdim ve dıştan ilmek aldım dıştan takıp içe doğru çevirdim ve içten ilmek aldım tekrarlayalım şimdi içten takıp parmağım bakın dış içten takıp dışa doğru çevirdim ve burada dıştan ilmek aldım şimdi dıştan takıp İçe doğru çeviriyorum ve buradan almıyorum. Bakın içteki ilmeği alıyorum. İçteki ilmekten karşıdan ilmek aldım? İçteki ipten. Bu şekilde arkadaşlar bakın şuralarını fazla sıkmayalım. Biraz rahat olsun. Şimdi tekrar bakın içten dışa bir ilmek dıştan içe bir ilmek. Eğer ilmeklerimizi doğru atıyorsak arkadaşlar bakın buralar böyle çift çift duracak. İlmeklerimiz bu şekilde çift çift gözükecek. Şimdi e, yanlış ilmek atacağım ben bakın. Yanlış attığımda nasıl gözükecek onu görün istiyorum. Bakın ilmeklerim ayrı kaldı arkadaşlar buradaki gibi çift olmadı. Şurada ayrık oldu. Bunu tekrar sökelim. Yanlış ilmek attığımızda böyle ayrık dolacak. Doğru ilmek atarsak ilmeklerimiz dediğim gibi hepsi böyle çift çift duracak. Şimdi bakın dıştan dıştan içe doluyorum. içten ilmek alıyorum. içten dışa doluyorum. Dıştan ilmek alıyorum. Dıştan içe geçiriyorum. İçten ilmek alıyorum. Şimdi de dıştan Pardon, evet dıştan içten dışa doğru çevirdim. Kafam karıştı arkadaşlar ne söyleyeceğimi unuttum. İçten parmağımı geçirdim, dışa doğru çevirdim, dıştan ilmek aldım. Dıştan içe doğru parmağımı geçirdim ve içten ilmek aldım. İçten Dışa doğru çevirdim, dıştan ilmek aldım, dıştan içe doğru çevirdim ve içten ilmek aldım. Bakın ilmeklerimizin hepsi bu şekilde küme küme duracak. Bu şekilde birazcık daha ben hızlıca atayım. Ben nasıl e, atıyorum size hemen göstereyim yani söyle e, söylediğimi mesela diyorum ki dıştan parmağımı çeviriyorum hemen içten karıştırmamak için dıştan Parmağımı çeviriyorum. içten, Dıştan. içten. bir de o buralarda biraz yavaşlatarak da arkadaşlar izleyebilirsiniz. Daha kolay anlaşılır o zaman. Bakın. Dıştan içten. Zamanla el işin, elinize alışacaktır zaten. Bu şekilde ilmeklerinizi atacaksınız arkadaşlar. Bakın şurada ben biraz sık attım. Aslında sık atmamak lazım. Burayı şimdi söküp düzleyeceğim. Biraz daha gevşek atacağım. Ee, birazcık böyle bu şekilde ilmeklerimi atalım. Ve üzerine örgümüzü başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilmeklerimin hepsini attım. Tamamladım. Bunun üzerine istediğiniz e, lastiği koyabilirsiniz lastik koymadan direkt örneğinize de geçebilirsiniz ee, dediğim gibi isterseniz sarhoşa koyun isterseniz e, bir, ters, bir ters bir düz koyun isterseniz çift lastik koyun veya farklı bir lastik yapıyorsanız onu koyabilirsiniz istediğiniz lastik tipini bunun üzerine yapabilirsiniz şimdi ben bir düz bir ters normal bildiğimiz her zamanki lastiğimizi uyguluyorum buraya bakın bir ters bir düz bir ters bir düz bu şekilde arkadaşlar lastiğimi öreceğim. Bir ters, bir düz olarak son haline hep beraber şöyle bir bakalım. Nasıl gözükecek? Lastiğimi örmeye başladım. Arkadaşlarım, görüntümüz bu. İlmeklerimizin üzerine bir ters, bir düz bir şekilde ördük. Burası da arkadan duruşu. Bu şekilde başladık. Diğer bir videomda da dediğim gibi burayı 3 kat yapıp başlayacağım. Daha böyle iri dursun diye. Onda da üzerinde e, haroşa yapacağım. Bir artıracağım, bir keseceğim. Aynı uygulamayı bunda da yapabilirsiniz. iki katlı başladığımda da e, o videomu da kaçırmayın derim. Onu da mutlaka izleyin. O da daha farklı olacak. Buraları daha delik delik duracak. Şimdi gelelim arkadaşlar, bu yeleğimde de ben göstermek istiyorum. Bu yeleğimde de bu şekilde başladım. Bakın, bunun gibi aynı şekilde başladım ee, ve arkadan bir sıra düz ördüm, ee, ters ördüm. Ön yüze geldiğimde modelimi burada uyguladım. Bu yeleğimden de hemen size bahsetmek istiyorum. Ee, bu yelekle ilgili bana çok soru soruldu. Bu benim siparişim arkadaşlar. Ee, hem siparişimi örüyorum, baştan sona anlatıyorum. Bunun videolarını da çekmeye başladım inşallah çok yakın bir zamanda yayınlayacağım Allah izin verirse. Baştan sona, başlangıçtan bitişe kadar yaka kesimi, kol kesimi hem sağ hem sol taraf için. Omuz kesimi, arkayı nasıl başladım, önü nasıl başladım? Hepsini arkadaşlar baştan sona kadar ayrıntılı bir şekilde hepsini size göstereceğim, anlatacağım. Merak edenler o videomu da artık bundan sonra kaçırmaz sizlerlerse sevinirim arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomu da mutlaka izleyin. Daha değişik, daha farklı bir görüntü olacak. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.